Sayın izleyiciler, Türkiye'den Mutalların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Hatay Reyhan ilçesinde Paşaköy Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Ali Kartal ile röportaj yapacağız. Muhtarım 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde birinci dönem muhtar seçildi. Öncelikle hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet muhtarım, yolunuz 9 kilometre yazıyor ana yoldan. Çok bozulmuş. Evet. Bazı yerlerde gredeli düzeltilmiş, çukurların dolması için kasislerin. Ancak yağmur suyu, rüzgarla tekrar aynı eski halini almış. Ya. Muhtar seçildikten sonra bir acele ettiniz mi efendim? Etmedim. Daha etmeyi düşündüm yalnız. Bizim arkadaş, komşu köyün arkadaşı müracaat etmiş. Onu bitirdikten sonra sıra bize geleceğini. Hangi köy etmiş efendim? Karayük. Karayük. Evet. Karayük köyü bir acele etmiş sayın izleyiciler. Sayın Lütfü Savaş seçimlerde geldi mi? Geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya. Vaatlerde bulundum efendim o zaman. Yani bize oy verirseniz yolunuzu asfalt yapacağız dedi mi? Yok canım, öyle bir şey de unutmadım. Hiç vaatte bulunmadı mı? Vaatte bulundu da yolu biz o zaman dile getirmedik yani. Getirmediniz. Getiremedik. Ne istediniz? Hiçbir şey istemediniz mi? Belediye başkan adayı gelmiş mahalleye. Çok kısa bir dönem geldi. Evet. Onun için bir şey isteyemedik yani. Mahallemizin kaç nüfusu var efendim? 290. Seçmeniz? Nüfus 350 de seçmenimiz 280. 280, 350 nüfus var. Evet. Köy odası, muhtarlık odası var mı efendim? Çocuk amaçlı salon diyoruz. Yok. Çocukların oynayacağı çocuk parkı var mı? Yok. Gençlerin oynayacağı basketbolu, voleybol, futbol sahası? Valla bir şeyimiz hiç yok. Hiçbir şey yok. Yani çevre kurulmuş, köylerin evet. Bütün hepsinde düğün alanı var. Bizim köyün düğün alanı olmadı bugüne kadar. Evet. Yani ya şimdi muhtar seçilir seçilmez bunları istemen lazım muhtarım yoksa eğer. İsteyeceğim ama istedim onları. İstedim onları. İstedim, daha orası yok. İlçe belediye başkanından ne istedin efendim Mehmet Hacıoğlu'ndan? Mehmet Hacıoğlu'ndan okulun yollarını istedim başka. Okulun yollarını, parke taşı yapılmış mı bütün sokaklar? Eksik olan yeri var mı? Çok eksiğimiz, az bir eksiğimiz var. Bir de okulumuzun bahçe duvarı yıkılmış. Evet. Onu ilçe belediye başkanımızın Mehmet Hacıoğlu'nun yapmasını istiyordu okulun. İhata duvarı yıkılmış sayın izleyiciler. Çocukların üstüne de düşebilir. Doğru mu efendim? Evet. Onun için istenmeyen bir olay olmaması için mutlaka bu okul ihata doğru en kısa sürede yapılmalı diyoruz. Evet. Muhtar seçilme amacınız neydi muhtarım? Yani neden aday oldunuz? Kaç aday çıktı karşınıza? Şimdi biz 4 adaydık. Bugüne kadar köyde büyük aileler hep yaptı. Bizim de bir dönem yapma hakkımız var diye düşündük. Aday olduk. Siz de büyük ailesiniz o zaman. Çok büyük aile. Değil mi? Saygın. Kartal, evet. Kartal sayınız evet. Ali Kartal ailesi. Halk sizi tercih etti. Muhtar evet. Seçtiniz. Kaç oy fark attınız en yakın rakibe? 3 rakibin kadar aldım. 3 rakibinin toplamı kadar oy aldım. Evet. Evet işte gördünüz. Sevgi bu böyle bir şey arkadaşlar. Yani köy halkının sevgisi ne yapmış? Ali abimiz kazanmış. Değil mi? Köy halkına ne mesaj vermek istersiniz son olarak? Herkesten Allah razı olsun. Hepsini seviyorum. İnşallah güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Biz seçim arefesinden çıktık. Ramazan ayına girdik. Ramazan ayında da bir şey yapamadık. Evet. Bizim tarla işleri de çıktı. Onları bitireyim. Pamuk ekim zamanı sayın izleyiciler. Patates söküm zamanı. Soğan söküm zamanı. İnşallah bu işlerimi bitirmez köyüm için en güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü burası Amik Ovası'nın ortasında sayın izleyiciler. Evet, doğru efendim. Yani vatandaşlarımız tek geçim kaynağı tarım. Değil mi efendim? Evet, sayın izleyiciler biz yol konusunun mutlaka yapılmasını istiyoruz sayın Lütfü Savaş'tan. Ya bizim çiftçi yolu var. 3-4 kilometre. Arazi yolu. Arazi yolu arkadaş bizim burada hiç yoksa 200-300 tane çiftçi arkadaşımız bu yolu kullanıyor. Kışın kullandığımız zaman tarlamızı gübre götürecek kadar yani götüremiyor. Götüremeyecek kadar yol bozuluyor. Evet. Çift çeker, traktör alır. O yol tarlasına kimse gider. Bu tam köye döndük bir tam karşı tarafa yol aynen, gidiyordu. O yol. Tamam doğru. Onu çekeceğim arkadaşlar. 2013-2014 yıllarında İzmir'deydim. İzmir'in bütün ilçelerini gezdim. Bundan önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu 3 dönem yaptı biliyorsunuz. Eminönü'nün arazi yollarına 15 santim mucur döktüm. Evet. Hepsini çekmişim. Kayıtlarda var arkadaşlar. Yani biz büyükşehir belediye başkanlarımızın işte seçimlerde birçok İstanbul'da bile adaylar dedi ki çiftçilerimize yardım edeceğiz. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Yardımcı olacağız. Sayın Lütfü Savaş'tan
arazi yollarının mucurlanmasını istiyoruz arkadaşlar. Arazi yolları mutlaka mucurlanmalı diyoruz. Muhtarımız da Türkiye'de Mutlaka'nın Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz.